Vezir delillerinizi kısa kesin dedi. Öğüdümü canla gönülle dinleyin. Hani vezire dediler ya, halvetten çık, biz sensiz yapamayız, sensiz edemeyiz, sensiz olamayız. Önümüzü göremeyiz, yolumuzu göremeyiz. Hep ağladılar, canhıraş ona yalvardılar. Ve vezir de dedi ki, öğüdümü canla, gönülle dinleyin. Eminsem, emin olan kişi töhmet altına alınmaz. Gökyüzüne yer desem bile böyledir bu. Eğer diyor beni emin olarak bir, emin bir kimse olarak görüyorsanız, niçin töhmet altında bırakıyorsunuz? Beni neden yaptıklarımdan sorguluyorsunuz? Neden benim vermiş olduğum kararları tamamiyetle uyup teslim olmuyorsunuz? Eğer ben eminsem, gökyüzüne yer desem, aa orası yer diye kabul edeceksiniz. Eminsem. Beni sorgulamayacaksınız. Teslim olmuşsunuz. Teslim olduysanız tamamiyetle teslim olacaksınız. O ne dediyse kabul edeceksiniz. Olgunsam olgunluğu inkar ediş de ne? Eğer beni kemale ermiş bir kimse olarak görüyorsanız, o zaman neden bu kemalatımı inkar eden bir halde bulunuyorsunuz? Madem ki olgunluğuma inandınız, madem ki olgun, kamil bir kimse olduğumu kabul ettiniz, neden söylediklerime itiraz ediyorsunuz, yaptıklarımı kabul etmiyorsunuz? Değilsem bu zahmet neden, bu incitiş neden? Madem olgun görmüyorsunuz, neden beni incitiyorsunuz? Neden laf söylüyorsunuz? Bırakın gidin, bakın işinize. Madem olgunsam, teslim olun, tabi olun. Bu halvetten çıkmayacağım ben. Çünkü gönül ahvaliyle meşgulüm. Ben de halvetten çıkmayacağım. Ben artık zahiri bıraktım. Sadece gönül halleriyle, metafizik manayla ilgileniyorum. Ben bu noktada dışarıdaki, etraftaki kimselerle, işlerle ilgilenmiyorum. Hepsi de a vezir dediler, sözlerimiz inkar değil. Bizim sözlerimiz yabancıların sözlerine benzemez. Biz seni inkar etmiyoruz. Biz bir inkarın neticesinde konuşmuyoruz. Bizim sözümüz yabancı sözü gibi de tutma. Bizim sözlerimizi sen el sözü gibi görme. Ayrıldığından gözyaşlarımız akmada, canımızın ta içinden ahlar, eyvahlar coşup durmada. Sen bizim içimizden ayrıldın, gittin kendini halvete kapattın. Biz bu ayrılığı çekemiyoruz. Biz bu ayrılığı kaldıramıyoruz. Biz bu ayrılıktan dolayı bizim gözümüz yaşı kalmadı. Bizim ta canımız ağlıyor artık. Gözyaşı bitti, canımız ağlıyor. Çocuk dadısıyla inatlaşmaz ama iyi nedir, kötü nedir bilmeden ağlar durur. Çocuk iyi kötüyü bilmez. Dadıyla da inatlaşmaz, bakıcısıyla da inatlaşmaz. Ama çocuk ya, her isteği için ağlar durur. Bu sefer o ağladıkça da dadısı ne yapar? Şu mu lazım der, verir. Bu mu lazım der, verir. Anneler öyle yapmaz mı? Çocuk ağlıyor. Önce açtır der, emzirir. Yok, yine ağlamaya devam ediyor. Bu sefer altı mı kirlendi acaba der, altını temizler. Yine ağlamaya devam ediyor. Bu sefer ne yapar? Ya gazı vardır der, ya bir ağrısı var der. Uğraşır onunla. Ama çocuk ağlar boyuna. Çocuğun duası, çocuğun isteği, çocuğun yalvarması da ağlamasıdır. Ağlaması devam ettiği müddetçe bütün hane halkı çocukla ne yapar? İlgilenir. Çocuğun üzerinde pervane döner. Ağlamak o kadar kıymetlidir.
Sen de ağlarsan senin de etrafında pervane dönerler. Bir adam ne kadar karısına kızarsa kızsın, kadın ağlamaya başlayınca adamı etrafında pervane döndürür. Adam ne kadar kötü olursa olsun adam ağlamaya başlarsa kadın etrafında pervane döner. Ay ne oldu da canın mı sıkıldı da moralin mi bozuldu da ben mi seni üzdüm de. Öyle. Bir kim ağlıyorsa ağlayan işi kapar. Etrafında pervane döndürür. Ancak kamil insanlar gözyaşıyla kandırılmazlar. Kamillerin haricindeki herkes gözyaşıyla etrafını isterse kandırır. Geldi çocukla alakalı davada Davut'a, öyle değil mi? Birisi nasıl ağlıyordu? Çocuk benim diye. Öbürkü de diyordu ki, hayır çocuk benim. En sonunda Davut Aleyhisselam dedi ki, getirin benim kılıcımı. Ben dedi, çocuğu ortadan yarayım, yarısını sana vereyim, yarısını da sana vereyim. Çocuğun asıl annesi dedi ki, ey Davut ben davamdan vazgeçtim. Tamam dedi, çocuğumu ona ver. Davut'un yanında da birkaç kişi vardı. Davut da aldı, çocuğumu ona ver diyen kadına verdi çocuğu. Yanındakiler dediler ki, ey Davut, yani o ne kadar ağlıyordu. Dedi ki, anne yüreği dedi, çocuğunun ölümünü istemedi. Onu kılıcımla ortadan yaracağım deyince, dedi ki, ben davadan vazgeçiyorum. Çocuğum hiç olmazsa onun yanında ben sağ salim görürüm diye düşündü dedi. Öbürkünün dedi, çocuk kendinin değil. O yüzden dedi, merhameti, vicdanı yok. Çocuk ortadan da bölünse umrunda değil dedi. Gözyaşı her zaman için insanın haklılığını göstermez. Hani derler ya timsah gözyaşı diye. O yüzden her ağlayana kanma. Ancak kamil olan insanlar bunu ayırt edebilirler. Öbür türlü birisi ne yapar? Yanınızda ağlayabilir, inleyebilir. Anında gözyaşı dökebilir. Önceden ağıtçılar vardı. Şimdi doğuda, güneydoğuda hala da var. Birisi öldüğünde eğer oradan tanıdık bir kimseyse o, öylesine ağıt yakar hem de ağlar orada. Herkesi de ağlatırlar. Parayla tutarsın onu. Ağlar bir de o. İyi tiyatrocudur onlar da. O zaman her gözyaşı ne yapar? Doğru değildir. Biz cenge dönmüşüz, mızrabı vuran sensin. İnleyiş bizden değil, sen inliyorsun. Bizim inleyişimize bakma diyor. Mızrabı vuran sensin. İnleyen de sensin. Bunu baştan inşallah önümüzdeki hafta 600'den devam edelim. İnşallah. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Destur.